Bir yolu var. Mira çok sakin bir kızdı. Herkese yardım etmekten hoşlanırdı. Anne ve babasını hiç üzmezdi. Kısa bir zaman sonra evlerine misafir gelecekti. Evde misafir olması güzel bir şeydi. Sıkılmıyordu. Ailesiyle eğlenceli ve güzel zaman geçiriyordu. Anne, dayım ve kuzenim geldiğinde neler yapacağız? Diye sordu. Pikniğe gideriz. Sen küçükken dayınla top oynamayı çok severdin. Bu kez oğlum da getiriyor. Çok daha eğlenceli zaman geçirirsiniz, dedi. Dayımı çok az hatırlıyorum. Tekrar görüşeceğimiz için heyecanlıyım. O da beni özlemiş midir anne? Hem de çok özlemiştir. Sana çok değer verir. Oğluna ne alırsa sana da aynısını gönderirdi. Mira, yaşı küçükken adını çok duyduğu kuzeniyle tanışacaktı. Dayısı her zaman geliyordu. Fakat oğlunu yanında getiremiyordu. Buna rağmen oğlunun adı aile içerisinde her zaman geçerdi. Başarıları, neşe dolu ve saygılı olması herkesin beğenisini toplardı. Yaşıtlarına göre oldukça başarılı ve akıllı bir çocuktu. Annesi Mira'ya kızdığı zaman, "Bak, Ozan da senin yaşında ama hiç böyle şeyler yapmıyor," derdi. Mira da kızarak, "Ozan'ı tanımıyorum bile. Her zaman bana ondan bahsediyorsun," diye yanıtlardı. İşte o gün gelmişti. Sonunda Ozan'la tanışacaktı. Dayısıyla kuzeni Ozan yarın evlerine misafir olacaktı. Çok uzaklardan geliyorlardı. O gece erkenden uyudular. Sabah Mira'nın annesi erkenden kalkmıştı. Tatlı bir telaş içerisinde koşturuyordu. Bir taraftan kahvaltı hazırlıyor, diğer taraftan temizlik yapıyordu. Mira erken kalkmayı sevmezdi. Fakat bugün başkaydı. Yıllar sonra dayısını görecekti. Üstelik kuzeni Ozan'la tanışma günüydü. Kendi kendine, "Acaba nasıl birisidir? İyi anlaşabilir miyim? Beni sinir ederse ne yaparım? Dayımı üzmemem gerekiyor," diye konuşuyordu. Saatler hızla ilerliyordu. Nihayet Ozan ve babası gelmişlerdi. Mira odasında üzerini giyiniyordu. Sesleri duyunca acele etmeye başladı. Saçını topladı, kıyafetlerini düzeltti. Tam içeri geçmeye hazırdı ki annesinin sesini duydu. "Mira, gel kızım. Dayın ve kuzenin geldi," dedi. Mira koşar adım odadan çıktı. Uzun zaman önce gördüğü dayısına koşarak sarıldı. "Canım dayım, canım dayım." "Ah Mira, sen ne kadar büyümüşsün," dedi dayısı. "Çok uzun zaman oldu dayı, seni çok özlemişim." "Ben de seni çok özledim Mira. En son gördüğümde küçük bir kızdın. Elinden bebeğin hiç düşmüyordu." Mira kıs kıs gülmeye başladı. Dayısıyla özlem gideren Mira daha sonra kuzeni Ozan'a yöneldi. Kendi boyunda, orta kiloda olduğunu düşündüğü kuzeni hayal ettiği gibi değildi. Ozan tekerlekli sandalyede oturuyordu. Üzerinde de bacaklarını örten bir battaniye vardı. Mira kuzenini hiç böyle hayal etmemişti. Biraz şaşırdı. Şaşırmasının nedeni Ozan'ın tekerlekli sandalyede olduğunu söylememiş olmalarıydı. Aileden hiç kimse bunu konuşmamıştı. Mira şaşkınlığını bırakıp kuzenini sıcak bir şekilde karşıladı. "Merhaba Ozan, ben Mira," dedi. Ozan kendisine uzanan bu eli gülümseyerek sıktı. "Merhaba Mira, tanıştığımıza çok sevindim," diye karşılık verdi. "Ailede adın o kadar çok geçiyor ki seni merak ediyordum," dedi. Ozan bunun üzerine gülümseyerek, "Demek her zaman benden söz ediliyor," dedi. Kapı girişinde yapılan bu karşılamadan sonra ailecek oturup sohbet ettiler. Ardından yemek yediler. O akşam herkes erkenden uyudu. Ertesi gün Mira kuzeni Ozan'ı gezdirmeyi planlıyordu. Fakat daha önce tekerlekli sandalyede oturan birini gezdirmemişti. Ya Ozan sıkılırsa ya da onu memnun edemezse diye kaygıları vardı Mira'nın. Dayısı Mira'ya, "Mira, Ozan buraları çok merak ediyor. Ona eşlik etmek ister misin?" diye sordu. Mira düşüncelerinin arasından sıyrılıp dayısına cevap verdi. "Elbette isterim dayı. Önce mahallemizi gezdirmek isterim.
Tabii Ozan da isterse, diye ekledi. Ozan kuzeninin bu sıcak davetine, o zaman hazırlanıp çıkalım, diye yanıt verdi. Babasının yardımıyla Ozan hazırlanıp odadan çıktı. Mira ilk defa tekerlekli sandalyeye yön verecekti. Ozan kendi başına tekerlekleri çevirebiliyordu. Ben hazırım kuzenim, sen hazır mısın? Diye sordu Ozan. Mahalleden başlayalım o halde, dedi. Birlikte evden çıktılar. Bir süre kaldırımda ilerlediler. Mira kuzenini en çok zaman geçirdiği parka götürmek istedi. Yolun sonuna kadar yürüdüler. Park kapısından içeri girerken Ozan, ''Mira, kapı yüksekmiş, biraz yavaş yürür müsün?'' dedi. ''Olur ama geçebilecek misin?'' ''Bu tümseklere alıştım, sadece acele ettirme yeter.'' dedi Ozan. Mira yavaş yavaş ilerledi. Ozan parkta gölgeli bir ağacın altında durdu. İki kuzen koşturan çocukların arasında bir süre oturdular. Ardından Mira salıncağa binmek istedi. Salıncakta kimse sallanmıyor. Gidip biraz sallanalım mı? Diye sordu kuzenine. Ozan gülümseyerek, sen git kuzenim, ben çok yoruldum yahu, diyerek şaka yaptı. Mira çok utanmıştı. Kuzeninin tekerlekli sandalyeden kalkamayacağını unutmuştu. Özür dilerim Ozan. Senin ayağa kalkamadığını düşünemedim. Özür dilemene gerek yok. Hatta benim için güzel bir şey diyebilirim, diye yanıt verdi Ozan. Mira bu cevaba çok şaşırdı ve sordu. Niye sevindin ki? İnsanlar bana üzülerek bakıyor. Yürüyemediğim için ya uzak duruyorlar ya da acıyorlar. Sen öyle yapmıyorsun. Buna sevindim, diye cevap verdi. Mira hiç böyle düşünmemişti. Ozan'a karşı hiç olumsuz düşüncesi yoktu. Birbirlerinden tek farkı kuzeninin yürüyemiyor olmasıydı. Bu konuşmanın ardından parktan ayrıldılar. Mira'nın aklına arkadaşlarına gitmek geldi. Güzel zaman geçirebilirlerdi. Biraz yürüme mesafesi vardı ama hava güzel olduğu için sorun değildi. Biraz yürüdükten sonra karşıdan karşıya geçmeleri gerekiyordu. Mira, Ozan, buradan karşıya geçeceğiz. Kaldırımdan nasıl ineceksin? Yardım edeyim mi? Diye sordu. Ozan kaşlarını çattı. Genelde babam hallederdi. Şimdi biraz zor olacak Mira. Senden yardım isteyeceğim. Mira kuzeninin söylediklerini dikkatle dinledi. Taşları kırılmış olan kaldırımdan inmek kolay olmayacaktı. Mira, tekerlekli sandalyenin ön tarafına geçer misin? Olur. Ne yapacağım şimdi? Tekerlekli sandalyemin yanlarından tutarak dengeyi sağlamalısın. Düşmezsin değil mi? Seni düşürürsem ya? Diye endişelendi Mira. Ozan gülümsedi. Kuzeni endişeliydi. Ancak kendisi bu konuda tecrübeliydi. Merak etme Mira, kontrol bende. Sen sadece dediğimi yap, dedi. İki kuzen kaldırımdan dikkatli bir şekilde inmeye hazırlandı. Ozan tekerlekli sandalyenin tekerlerini yavaşça hareket ettirdi. Tam aşağı inmek üzereyken Ozan'ın bir anda eli kaydı. Tekerlekli sandalye tam yola doğru ilerleyecekken Mira tuttu. Ancak gücü yetmiyordu. Yoldan geçen bir amca durumu fark etmese çok kötü olabilirdi. Amca, aman yavrum, aman dur, çekil bakalım, diyerek tekerlekli sandalyeyi durdurdu. Neyse ki arabalar için kırmızı ışık yanıyordu. Yayalar karşıdan karşıya geçiyordu. İyi kalpli amca Ozan'ı karşıya geçirdi. Ozan, çok teşekkür ederiz, İyi ki size rastladık, dedi. Ne demek evladım, siz de bundan sonra daha dikkatli olun, he mi? Dedi ve yanlarından ayrıldı. Bu sorundan sonra biraz daha yürüdüler. Nihayet Mira arkadaşlarını gördü. Her zamanki gibi taş düşürme oyunu oynuyorlardı. Mira ve Ozan'ı görünce el salladılar. Yanlarına yaklaştıklarında sarı saçlı, yuvarlak yüzlü bir çocuk, "Bugün geç kaldın," dedi. Mira, "Haklısın Serkan, Ozan'ı gezdiriyordum. Yolda biraz zaman kaybettik," dedi. Ardından Ozan'la arkadaşlarını tanıştırdı. Oyuna devam etmek isteyen arkadaşları, "Biz oyuna devam edeceğiz. Sen sıkılır mısın Ozan?" diye sordular. Ozan gülümseyerek, "Beni de aranıza alırsanız sıkılmam," dedi. Mira araya girdi. "Arkadaşlar,
Taş düşürme oyunu için koşmaya, zıplamaya gerek yok. Ozan yürüyemiyor. Kolları sağlıklı ve taşları düşürmek için atış yapabilir, dedi. Arkadaşları biraz mahcup olmuştu. Bu durumu düzeltmek için, hadi o zaman ilk atışı Ozan yapsın, dediler. Böylece güzel bir oyuna başlamış oldular. Mira o gün çok önemli bir şey öğrenmişti. Engelleri ortadan kaldırmak insanların elindeydi. Ozan'la yolda yaşadığı sıkıntı ve arkadaşlarının bilinçli olmaması üzücüydü. Ertesi gün Mira babasına, ''Baba, parkın oradaki kaldırımın taşları kırılmış. Tekerlekli sandalye için ayrılan yer kötü durumda. Bunun için ne yapabiliriz?'' diye sordu. Babası kızının duyarlılığı karşısında çok mutlu oldu. ''Bu işlerle belediye ilgilenir. Yarın gidip bildirelim kızım. Hemen düzeltirler.'' dedi.